Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. İletişim ekibinden Tarık ben. Bugün sizlere günümüzde artan dolandırıcılık hakkında örneklerle nelerle karşılaşabileceklerinizi ve yapmanız gerekenleri anlatacağız. O sebeple anlatacaklarımızı iyi dinlemenizi ve çevrenize bu önerileri iletmenizi tavsiye ediyoruz. Yaşadığımız bu koronavirüs sorununun sebebiyle devletimiz tarafından yürütülen destek ve yardım kampanyaları direkt evlerimize ulaşmaktadır. Yani emekli maaşları, işsizlik ödemeleri ve benzeri gibi ödemeler aynı şekilde devlet tarafından yapılan maske yardımları da direkt evimize gelebiliyor. Dolayısıyla dolandırıcılar kendilerini devletten geldiklerini veya Sağlık Bakanlığı adı altında mesaj gönderdiklerini görebiliriz. Peki böyle şeylerden nasıl uzak durabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Eğer ki bir mağduriyet yaşadıysak ve dolandırıldıysak ne yapmalıyız? Bu dolandırıcıların taktikleri nelerdir? Hepsini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hiçbir şekilde hiç kimseye kişisel bilgilerimizi vermiyoruz. Örneğin kapınız çalıp Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz deyip 5 liralık bir maskeyi ücretsiz verip sizden kişisel bilgilerinizi, şifrelerinizi ve herhangi bir bilgiyi alarak size büyük zararlar verebilirler. Dolayısıyla hiçbir şekilde bilgilerimizi, şifrelerimizi ve herhangi bir özel bilgiyi vermiyoruz. Zaten devlet yetkilileri sizden ne para ister ne de özel bilgilerinizi ve şifrelerinizi. Devletimiz, polisimiz, jandarma ekipleri sürekli zaten uyarı mesajları gönderiyorlar. Bunları da lütfen dikkate alalım. Bu 5 liralık maskeyi alarak kendimizi de riske atmaya değmez. O yüzden hiç gerek yok. Teşekkürler deyip gönderiyoruz. Kimin neyin nesi olduğunu bilmiyoruz. Gerekirse böyle bir durumu yaşadığınızda polis merkezini arayarak bilgilendirin. Bir diğer çok önemli konu ise telefonlarımıza gelen mesajlardaki linkler. Bu geçtiğimiz günlerde yine ciddi bir mağduriyet artışı başlamış durumda. Mesajlarımıza da sürekli linkler oluyor. İster telefon operatörleri olsun, ister takip ettiğimiz markalar olsun, bankalar olsun veya sadece reklamlar olsun. Bu link kısaltmaların aslında tek amacı uzun olan linki kısaltmaktır. Bunda bir sorun yok veya sıkıntı yok. Fakat linke tıkladığımız zaman gerçekten gitmek istediğimiz site veya uygulamaya gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Şimdi örnek olarak bir resim göstermek istiyorum. Çevremizde yakınlarda olan bir kişi, bu sizin de tanıdığınız olabilir, hatta kendiniz de olabilir, eş dost tarafından bu mesajı almış. Tüm operatörlerde geçerli 20 GB bedava internet, üstelik evde kal kampanyasına özel 3 ay boyunca hemen uygulamaya yükle, sen de kazan diyor ve link koydu altına. Birincisi zaten mesaj kodu yok. Nedir bu mesaj kodu? Şurada örnek olarak göstereyim. Burada talebiniz alınmıştır diyor. B002. Bu çok önemli değil. Nasıl çok önemli değil? Bu kodu kendimiz de yazabiliriz. Yani mesajın sonuna bir B002 de yazabiliriz. Burada başta zaten o yok. Buradan kaybediyor. Ne demek bu? Bu B002 bir şirketin, bu mesajı gönderen şirketin kodu. Yani şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz listede bütün şirketlerin kodlarını görebiliyoruz. Yani atıyorum istemediğiniz bir mesaj geliyor bir şirketten. Herhangi bir şirket olabilir burada. O kodu alıp buradan şirketi buluyorsunuz ve o şirkete mail atıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben sizden mesaj almak istemiyorum. Yoksa sizi BTK'ya, yani sizi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na şikayet edeceğim diyorsunuz. Ve gönderiyorsunuz maili. Bu kadar. Mesaj göndermenizi istemiyorum diyorsunuz. Ve gerekeni yapıyorlar. Eğer ki bir hafta sonrasında hala mesaj geliyorsa ikinci uyarımdır. Yoksa şikayette bulunacağım diyorsunuz. Ve gereken yapılacaktır. Burada zaten geri gittiğimiz zaman burada zaten gördüğünüz gibi sıkıntı başta zaten orada. Sonrasında bu kısa linke girildiği zaman nereye gidiyoruz? Bu çok önemli. Örnek olarak yine göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kısa link var burada. Kısa linke giriyorum ve bakıyorum ki bu açılan sayfa tanıdık geliyor. Evet, tanıdık geliyor.
Bu sayfayı bir dakika bile sürmedi, ben yaptım. Ama sol yukarıya baktığınız zaman direkt burası E-Devlet sitesi olmadığı belli oluyor. Dolayısıyla ben buraya girip bilgilerimi, TC kimlik numaramı, E-Devlet şifremi girip sisteme giriş yaptığım zaman otomatikman direkt zaten bilgilerim bir kere gitmiş olur. Daha sonra tekrar otomatikman gerçek E-Devlet sitesine yönlendiriyorlar. Sonra diyeceksiniz ki a giriş yapmadı. Neyse tekrar giriş yapayım. Ondan sonra giriş yapmış oluyorsunuz. O esnada ama sizin bilgileriniz çoktan gitmiş oluyor. Çok önemli. Bu telefonlar için de geçerli. Telefonlarındaki linklere tıkladığımız zaman gerçekten o sitede miyiz, değil miyiz linkine bakıp kontrol ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi değil. Ben linki kapattım. Sadece kendim erişebiliyorum zaten oraya. Örnek amaçlı yaptım. Görün diye. Ama fark ettiyseniz normal bir site, web sitesi. Bir diğer konu ise sosyal medyalardaki reklamlar. Bu şimdi Twitter'dan alınmış bir görüntü. Gördüğünüz gibi www diyor. Noktası bile yok. Öyle almış domaini. qnv diyor. O şekilde .com. Aynı şekilde burada da yazıyor .ga. Bir diğer resim. Başka bir banka. Başka bir banka. Tekrar devam ediyorum. Merkez Bankası. Yani bu şekilde sürekli kaç tane var. Hatta başka bir resim buldum. Site adresine bakın. Burası gerçek o site mi? Değil. Site adresi böyle mi? Değil. Ama benzerini yapmışlar. Bir sosyal medya sitesi. Başka bir daha örnek. Facebook. Sayfa açmış. Hatta burada web adresi bile var. Bir diğeri. Gene Facebook'tan. Başka bir site. Burada empara.com yazıyor. Olunan sayfa Empara Online. Kesinlikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde banka bilgilerimizi kolayca elde edebilirler. Kayıt olduğumuz, giriş yaptığımız siteler, uygulamalar vesaire eğer var ise kesinlikle ikinci bir onay sürecini yapmanızı öneriyorum. Yani ne demek istiyorum? Eğer ki bir yere giriş yaptığınız zaman onay mesajını alabileceğiniz şekilde giriş yapmanızı sağlayın. Bu çok uğraştırıcı veya uğraşmak istemiyorum demeyin. Gerçekten çok önemli. Sizin telefonunuza mesaj onayı gelmeden giriş yaptırmayın. Diğer konu ise linke tıkladığınız zaman cep telefonundan girdiniz ve tıkladığınız zaman direkt cep telefonunuza bir uygulama iniyorsa eğer o uygulamayı kesinlikle açmıyoruz. Direkt uygulamayı siliyoruz. Varsa antivirüs uygulamasını açıp telefonumuzu tarattırıyoruz. Yoksa Apple Store ya da Google Play'den antivirüs uygulamasını indiriyoruz. Telefonunuzu tarattırıyorsunuz. Hatta imkanınız varsa direkt telefonunuza format at. Peki dolandırıldığınızı anladınız. Ne yapmanız lazım? Birincisi sakin olmamız lazım. Nerede dolandırıldığımızı, ne şekilde dolandırıldığımızı, hangi bilgileri ellerinde bulundurduklarını önce bir anlamamız gerekiyor. Eğer ki giriş yaptığımız site banka değilse anında bankamızı arıyoruz. Bankaya durumu izah ediyoruz. Banka sizi yönlendirecektir. Şifrenizi değiştirin veya şifrenizi sıfırlıyoruz gibi ne gerekiyorsa yapacaklardır. Aynı şifreyi başka bir yerde kullanıyorsak kesinlikle